Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size profesyonel drone modelleri ile alakalı bilgiler vermeye devam edeceğim. Drone'un fonksiyonlarından birini anlatacağız. Bugünkü videomuzun ana konusu gimbal nedir? Gimbal nasıl kullanılır? Gimbal ne işe yarar? Gimbal nereden gelmektedir? Gimbal'ın ıstılahi manası nedir? Hepsinden bahsetmeye çalışacağım kısa kısa. Arkadaşlar gimbal terimi denizcilik terimi olarak Avrupa'da kullanılmaktadır. Gimbal'ın e, asıl amacını anlayabilmemiz için İstanbul'da yaşayanlar için konuşuyorum. Üsküdar'dan Beşiktaş'a gitmek için bindiğiniz tur yol vapurunda e, sarsıntısız bir şekilde çay içmenizi sağlayan sistem aslında gimbal sistemidir. Ayrıca 16. yüzyılda ikiye bölünebilen yüzüklere de gimbal adı verilmektedir. Hatırlarsanız eski filmlerde yüzüklerin döndürülerek içinden zehir çıkartıldığı sahnede olurdu. Bunların da adı gimbal olarak geçmekte. Peki biz gimbalı nerede kullanırız? Neden kullanırız? Ve bizim ne işimize yarar? Gimbal teknolojisi özellikle hava fotoğrafçılığıyla önem kazanmış bir teknoloji. Öncesinde kara fotoğrafçılığında pek fazla kullanılmıyordu. Hatırlarsanız eskiden kameramanlar omuzlarını kameralarını alır bu şekilde video çekerlerdi. Ama hava fotoğrafçılığıyla birlikte havadan görüntü çekebilmenin daha stabil görüntüler elde edebilmenin imkansız halde olması. Yani şöyle düşünebilirsiniz drone'u havaya kaldırdınız drone uçarken sürekli rüzgarın ve o anki hava basıncının etkisiyle sallanıyor ve düzgün bir görüntü elde edemiyorsunuz. Gimbal teknolojisini drone'a monte ettiğinizde drone ne kadar sallansa da elde ettiğiniz görüntü stabil halde oluyor. Gimbal teknolojisinin fotoğrafçılığı fotoğrafçılık alanında kullanılması çok eskiye kadar dayanıyor. E, eskiden vücuda giydirilen gimbal tarzı şeyler vardı ama onlar da bizim günümüzde kullanılan motorize e, gimbal'lar kullanılmıyordu. Peki havacılıkta gimbal ne iş yapıyor? Nasıl kullanılıyor? Kaç eksenli gimbal'larımız var? Öncelikle drone ilk hayatımıza çok önceden girmiş olsa bile ki bundan da başka bir videoda bahsedeceğiz. Biz gimbal teknolojisini maalesef DJI markasıyla tanıdık. Zaten bu kadar hızlı büyümelerinin ana nedeni de sivil havacılık sektörüne gimbal teknolojilerini kazandırmaları oldu. Arkadaşlar DJI dahi ilk ürettiği drondan itibaren kendi kamerasını kullanmıyordu. İlk kullanılan kameralar GoPro tarzı aksiyon kameralarının dronun altındaki mekanik gimbala entegresiyle başlamıştı. Ama daha sonra işte Spark hatta Mavic Pro ile birlikte hayatımıza gimbal çok daha büyük bir yer edindi. Evet Phantom'un ilk serilerinde Phantom 3'te ya da Phantom 3S'de bir gimbal vardı ama işte iki ekseni motorize olan ama bir ekseninde dijital olarak yapmaya çalışan yani yazılımla yapmaya çalışan gimbal'lar kullanıyordu. Artık Mavic Pro ile yani katlanır ilk drone modeli ile birlikte DJI bizlere 3 e aksis yani 3 eksenli Gimbal'ı hayatımıza sivri sokmuş oldu. Peki bu 3 aksis ne anlama geliyor? Biz bunlara pitch, yaw ve roll ismini veriyoruz. Peki pitch nedir? Yaw nedir? Roll nedir? Hemen bunları anlatalım. Pitch <laughs> 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 Arkadaşlar gimbal mekanizması 3 açıda hareket eder. Bunlara biz pitch, yov ve roll diyoruz. Yov hareketi bazen yav, bazen yov diye telaffuz edilebiliyor. Ben ama telaffuz açısından yav demeyi tercih ediyorum. Çünkü yov dediğiniz zaman biraz daha böyle zenci havası katıyor sanki. Zenci, rapçi gibi zenci gibi oluyorsunuz. Şimdi hemen hareketleri anlatmak için. Pitch hareketimiz gimbal'ın yukarı ve aşağı hareket etmesi. Yani şu şekilde hareket eden bir gimbal pitch hareketini farkı ne? Pitch'tir pitch. Pitch mi? Tabii pitch. Şu şekilde hareket eden bir gimbal ise yani yanlara yatan Aslında gimbal'ı siz kumandadan bu şekilde yana yatıramazsınız Bu kendisini hizalaması için yani drone hareket ettiğinde bakın gimbal'ın sabit kalması için Kullanılan bir hareket ve biz buna roll diyoruz yani yuvarlanma hareketi Yol hareketimiz ise kameranın Bu şekilde hareket etmesini buna da yol hareket ediyoruz Şimdi bu elimde tuttuğum gimbal C markasına ait bir gimbal Ben bu ürünü Çin'den bir tane numune olarak almak için sıyı ile iletişime geçtiğimde dediler ki sizin paranız bile olsa bu ürünü satın alamazsınız. Türkiye'de bizim distribütörümüz var onlarla konuşun onlardan alın. Zaten biliyorsunuz birçok ürünü kendi paramla alıp inceliyorum. E, yeterince herhalde büyük bir kanal olmadığımız için çok nadir ama çok nadir e, free ürün geliyor bize. Şimdi ben yine size ürünlerle alakalı bilgi verebilmek için envanterimdeki cihazlardan gimbal'lar getirdim. Bunları anlatacağım. Mesela E58, Aden E58 biliyorsunuz Türkiye'nin zaten en çok satan hobi drone modeli. Bunun gimbal'ı var. Bunu elinizle hareket ettirdiğiniz bir gimbal ve sadece yukarı aşağı hareket edebiliyorsun, ettirebiliyorsunuz. Bu da size bir aksis anlamına geliyor ve aynı zamanda mekanik bile değil. Yani sadece elle manuel hareket ettirilen bir gimbal. E58 Pro'nun gimbal'ı var elimde. Tek açılı bir gimbal. Yaptığı hareket sadece pitch hareketi yani yukarı ve aşağı hareket ediyor. Bir de Hubsan markasına ait yani Hubsan Zino Plus'a ait bir gimbal var elimde. Bu gimbal yine üç açılı bir gimbal. Aslında şey kendileri şöyle söylüyorlar iki aksis bir gimbal üçüncü aksisi biz dijital olarak veriyoruz. Bunu biz daha önce Spark'ta da görmüştük. Roll hareketini yapabiliyor, pitch hareketini yapabiliyor, yav hareketini ise dijital olarak yaptırdıklarını beyan etmişlerdi. Ve bir gimbal daha var hemen çıkartıyorum. Bu gimbal da benim ilk tanıttığım dronlardan Autel Evo'ya ait. Autel Evo'nun şu an yedek parçasını bile Türkiye'de bulamazsınız artık esamesi okunmuyor. İthalatçısı bile ithal etmiyor. DJI'nin karşısında çok ağır bir yenilgiye uğradı. Artık hiç kimse tercih etmiyor. Alanların elinde kaldı. Öyle bir markaya dönüştü. Ama buna rağmen ben yedek parçalarımı saklıyorum. Aynı şekilde yav hareketini yapamıyor bunu da dijital olarak yaptırıyorlar bu tabi benim düşüncem yani siz farklı bir bilgiye sahipseniz benimle bunu paylaşırsanız ben de bunu izleyenlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım şimdi bu da Türkiye'nin bir zamanlar en çok satan drone modeli Fimi A3'e ait bakın rol yapıyor pitch'i yapıyor buradaki pitch bu arada biliyorsunuz Gürcü hamsisi değil yani pistolu fırlama dolu değil mi? Bu normal bildiğimiz pitch hareketini yapıyor. Yani sürekli söylediğim zaman biraz komik oluyor açıkçası. İşi şaka bağlama. Ciddi konuş. Yok şaka değil mi? Ciddi konuş. Ciddi konuş. Fimi markası yani Xiaomi'nin e, alt markası e, açıkça diyor ki bizim e, sattığımız bu drone'daki gimbal 3 aksis değil 2 aksis bir gimbal satıyoruz biz. Zaten e, şey alanlar yani Fimi markasını alanlar biraz jeli efekte e, aşinalar. Fimi A3'te çok fazla hem jeli efektimiz hem de cihazı yatırdığımızda e, tam böyle senkronize olamaması sorunu bir dönem yaşamışlardı. Arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi Instagram'dan bana sorduğunuz sorularla alakalı video çekmek konusunda elimden geldiğince gayret sarf ediyorum. Eğer yine aklınıza takılanlar olursa, drone ile alakalı merak ettikleriniz olursa bunları ben cevaplamaya çalışırım. Ve biliyorsunuz Teknofest sivillerin sivil havacılık konusunda direkt olaya müdahil oldukları, direkt uçuş yaptıkları hatta yarışmalar düzenlenerek ödüller kazandı ve birçok yapay zeka algoritmasının kullanılarak biraz daha sivil havacılığı öteye taşıdığımız, birkaç adım daha öteye taşıdığımız bizim için ve ülkemiz için gurur verici bir etkinlik. Benim bu etkinlikle alakalı dert yandığım bir şey var. Hemen ondan size bahsetmek istiyorum. Bir kere mesela ben sıyı kamerasını almak istediğimde geçen sene bu piyasada yoktu. Birçok arkadaş bu tür kameralar için benden tavsiye istemişti. Ben sıyı kameralarını tavsiye etmiştim. Bunlar da object tracking yani nesne takibi yaptırabiliyorsunuz. Ve bununla birlikte ben bir kumanda tavsiye etmiştim o dönem. Bu Teknofest'te özellikle sabit kanat ya da işte quadcopter kullanacak arkadaşlar. Ama bu kumandayı da göstermek istiyorum. Sayının kumandası. Bu DJI Smart Controller'ına çok benziyor. Ben bu ürünleri tavsiye ettiğimde bu ürünlerin henüz Türkiye'de distribütörü yoktu bu ürünleri ben tavsiye ettiğimde cihazların fiyatı 6-7 bin lira civarındaydı. Daha sonra Teknofest geldiğinde şu gördüğünüz kumandayı, bu şu an herhalde 10-12 bin lira civarındadır. 25 bin liraya satan firmalar vardı. Yani böyle bir vicdansızlık yapıyorlardı. Ürünleri Teknofest zamanı gelmeden ve mümkünse Türkiye'deki yetkili distribütörlerinden almanız. Sıya ben mail attığımda bu ürünleri almak istediğimde beni zaten Hubsan'a yönlendirdiler. Ben de Hubsan'ı iyi olduğu için ürünleri oradan almayı tercih ettim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'da da takip ederseniz beni mutlu edersiniz.